Çocuklar, girebilir miyim? Hayır! Gördüğün gibi Avni, sabahtan beri beraber bakıyoruz ama komşularımızın evinde bir halt olduğu yok. Haklısın Suzan, yok. Hanimiş periler, sihirler, neredeler Avni? Yok Suzan. O zaman bundan sonra dürbünle teleskop da yok. Tamam, bundan sonra teleskop yok. Ha şöyle. Dürbün de yok. Aferin canım. Uzun zamandır aklıma takılan bir şey vardı. Acaba sana bir soru sorabilir miyim Suzan? Ne? Sormasam daha iyi, galiba kızacaksın. Hayır, sor sor, içinde kalmasın. Sorabilir miyim? Tamam, soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Acaba bundan önceki yaşamında sen köpek miydin? Ne? Yani şundan dolayı demek istiyorum. Bir yerlerde okumuştum Suzancığım. Ne okudun? Yanlış anlama. Yani köpeklere periler, cinler görünmezmiş de onun için söyledim. Yani yoksa... Beni geberteceğim abi. Cinayet çıkacak abi. Sen bana köpek mi demek? Köpek demek istemedim. Doğru olayım. Cem, Ceren. Hadi çocuklar, açın kapıyı da konuşalım lütfen. Konuşacak bir şey yok baba. Her şeyin farkındayız. Kardeşimizi bizden daha çok seveceksin. Betüş'ü bile bizden daha çok seviyorsun. Çocuklar yapmayın lütfen. Bakın hem Betüş'e hem de doğacak olan kardeşinize haksızlık ediyorsunuz. Hiçbir şey sandığınız gibi değil. Ama duyunca yaptıklarınıza çok üzüleceksiniz çocuklar. Boşuna konuşma baba. Sabah okula gideceğiz. Bırak da uyuyalım. Peki, tamam. Madem öğrenmek istiyorsunuz... Şşş, sakın Sadık. Bırak da şimdilik kardeşlerine ve bana kızsınlar. Ama sakın onlara işsiz kaldığını söyleme. Yani hangisi onları daha çok üzer bilemiyorum. Daha önce hiç anne olmadım. Ama sanıyorum bu durumu daha çabuk kabullenirler. Bak, onlar daha çok küçük. Babaları onlar için eve bakan, para kazanan, her türlü sorunu halleden bir kahraman. Her şeyi hallolana kadar bu kahramanı koruyalım. Babam niye sustu ki? Ben de anlamadım. Galiba gitti. Of, of. Abi, sence babamı çok mu üzdük? Bilmiyorum. Ya, öyle bakma. Ben de babama böyle davrandığımız için çok üzüldüm. Ama bu defa biz pes etmeyelim. Tamam mı kardeşim? Tamam. Pes vallahi. Esmer'in üstünde uyuyakalmışsın kızım. Öyle ya, her tarafı tutulmuştur çocuğun. Aman baba, artık o koltuk ona bir şey olmaz. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Allah! Perihan teyze sabah koşusuna çıkmış. Kesin bizi uğrar. Hayda, gene gidiyoruz. Günaydın kızlar. Günaydın Perihan teyze. Günaydın Perihan. Formdasın bakıyorum. Sahi mi? Siz de pek neşelisiniz efendim. Esmer nerede? Esmer mi? Esmer evine gitti Perihan teyze. Ama hiç merak etme, gitmeden önce ben onu eski haline çevirdim. Sahi mi? Sana inanıyorum ama içimden bir ses gene de Taci'ye bir soru ver diyor. O nerede? Ah, kusura bakma ama Perihan'cığım. Taci çişe kadar gitti. Öyle mi? Betüş nasıl? Sağlık durumuna baktın mı? Ah, çok iyi, çok iyi baktım. Hatta bu sabah kocasıyla birlikte çocuklara müjdeli haberi verdiler. Ve mutlu bir aile tablosu çizdiler. Ay ne şeker, çok sevindim. Oturmaz mısın? Sana bir peri kahvesi yapayım. Yok hayatım, terim soğumadan ışın koşuma devam edeyim. Ay, çok sportif. Aman ucuz atlattık. Ben bir ara hiç gitmeyecekler zannettim. Ne oldu? Babamla Esmer. Ne oluyor yahu? Ya babacığım, çok özür dilerim. Eda, ben seninle konuşmuyorum. Hanımefendi, doğum günü pastanız hazır.
Çok teşekkür ederim. Buyurun, mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Ne güle. Merhaba Betüş. Ne o, küs müyüz yoksa? Üzgünüm ama kocamın kalbini kıran bir adama merhaba diyemem. Patronla eleman arasında olur böyle şeyler. O kadar büyütme, alışın artık buna. Alışalım mı? Siz kocamı küçümseyeceksiniz, ona beceriksiz diyeceksiniz. Biz de bu duruma alışacağız, öyle mi? Aynen öyle. Sadık nerede? Eski alışkanlıklarını terk etti. Kendine yepyeni bir iş arıyor. Bulamaz. O beceriksiz tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine bizim kürkçü dükkanı ya. Size öyle geliyor Umur Bey. Sadık hayatının sonuna kadar işsiz de kalsa size yeniden geri dönmeyecek. Ayrıca kocama da beceriksiz demeyin. Haklısın ama ağız alışkanlığı işte, ne yapayım? Tamam. Dün evet Sadık'a karşı biraz fazla ileri gittim. Telefonlarıma çıkmıyor. Sen ona söyler misin? Onu tekrar İşe almak istiyorum. Dünkü müşteri Sadık kırdığı için parfümü test edemedi. Ama etrafa yayılan kokusuna bayılmışlar. Yeniden denemek istiyorlar. Formülde bir tek Sadık da var. Yani Sadık olmazsa bu işi alamayız. O zaman niye daha becerikli birini işe almıyorsunuz Umur Bey? Aman, kalbimi kırıyorsun Betüş. Bak ciddiyim. Ona bir özür borçluyum. Tamam. Bana çiçek getirip beni ikna edeceğinize akşam eve gelin de kocacığımdan özür dileyin bakalım. Sizi affeder mi bilemiyorum tabii. Tamam, peki bak bu olabilir işte. Ben geldim. Ayrıca ben bu çiçekleri sana değil, annene almıştım. Duduş. Anlayacağın zammam isteyemedim Makbule. Adamın 5 kuruş parası yok. Betüş Hanım'ın geliri de ancak kendilerine yeter. Sadık Bey yeni bir iş bulmazsa benim bu ayki maaşım da kalır hani. Olmaz kız, kanıma girme. Onları bu halde bırakıp başka işe giremem ben. Yakışık almaz, ısrar etme. Hem Ceren'le Cem elimde büyüdü, kendi evladım gibi. Onları bu halde bırakamam. Onlardan ayrılmaya dayanamam. Peki, kapatalım, senin eve fazla yazmasın. Ben sana sonra mesaj atarım. Hadi bay bay. Of, işte her şey böyle anneciğim. Vah vah vah. Sadık'ın işsiz kalmasına çok üzüldüm. Hay şimdi ne yapacağım onu bilemiyorum. Sakın Sadık'a sihirle iş bulmaya kalkma da ne yaparsan yap. Ay anne, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Bu hem kendimi hem de Sadık'ı kandırmak olur. Aferin benim dürüst kızım. Ama şu adamı şimdi bir ineğe çevirmemek için kendimi zor tutuyorum. Dua etsin de kafe dar. Umur hiç de öyle biri değil. Çok tatlı, zeki, yakışıklı. Anne, yani şu adama nasıl aşık olduğumu bir türlü anlayamıyorum. Onun yüzünden çocuklar bana küstü. Kardeşlerini şimdiden sevmiyorlar. Hatta Sadık'la ben bile doğacak bebeğimiz için yeteri kadar sevinemedik. Bütün bunlar bir sınav Betüş'cüm. Sana çok kereler söylediğim gibi bir faniyle yaşamanın zorluğunu anlayacaksın. Artık karar senin. Ya bu çocuğu aldırır, bir baltaya sap olamayan kocanı boşar, anacığının sıcak kollarına koşarsın ya da bu eziyeti çekersin. Anne. Umur'u daha fazla bekletmeyeyim. Sonra görüşürüz. Ah babacığım, çok özür dilerim. Perihan teyze geldiği için korkumdan seni göndermek zorunda kaldım. Benimle konuşma Eda. Ben sana çok kızgınım. Hem de şu zavallının üzerinde oturmak istemiyorum. Allah Allah! Nesi zavallıymış bunun? Hem kendisi istedi ve bütün bunları hak etti. Seni seven bir erkeğe bunu yapmaya hiç hakkın yok. Ama baba, beni her gördüğünde o kadar üzerime düşüyor ki bunalıyorum. O zaman bunu ona söyle. Laftan anlasa söyleyeceğim. Kolejdeyken de böyleydi bu. Gelir sırada dibime otururdu. Araba manyağının tekiydi. Lüks araba nerede bunu orada bulurdun. Işınlardan geri dönerdi. Hiç unutmuyorum baba. Bir gün kolejin duvarlarına seni seviyorum Eda diye yıldızlarla yazı yazmıştı. Bütün koleji bunun yüzünden rezil olmuştu. Öyle düşünme Eda. Birinin yıllarca seni sevmesi çok önemli. Buna saygı duymalısın. Tamam, duyalım. De fakat ben bu adamı sevmiyorum. Ah Eda, ah, annenin bana yaptığını yapıyorsun. Birini sevmiyorsun diye onu etkisiz bir şeye dönüştürüyorsun. Haksızlık bu.
Hayır efendim, hiç de öyle değil. Bu konuda zeytinyağı modeli yapamazsın baba. Çünkü sen annemi aldattın ki herkesin bildiği gibi bu daha büyük bir suç. Ben aldatmadım, o öyle sandı. Neyse canım, olan olmuş artık. Bana bak, senin karnın gurulduyor, acıktın mı yoksa? Bir şeyler yer misin? Yerim tabii. Dur. Canım pirzola istedi. Afiyet olsun. Ne de güzel kızarmış. Dediklerimi düşün Eda. Halime bak ve dediklerimi düşün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.